Branş Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada vaka sayısının artışı devam ettiğini, bu artış hızının düşmekte olduğunu, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını açıklayan Koca, 40.270 teste 4.353 yeni vaka tespit edildiğini ve 126 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makine ve Kimya Endüstri Kurumu tarafından %100 yerli ve milli imkanlar kullanarak mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı. Akar, Sahra'nın ilk prototipinin üretildiği MEK'te incelemelerde bulunduğu ve Genel Müdür Yasin Akdere'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadelede maske, tulum, dezenfektan üretimini planlanan daha fazla yapmaya başladığını ifade eden Akar, solunum cihazı ile ilgili şu bilgileri verdi. Tasarımı ve üretimi tamamen yerli ve milli olan Sahra mekanik solunum cihazını üretmiş bulunuyoruz. Bu bir prototip, Sağlık Bakanlığı'ndaki ilgili birimler ve diğer birimler tarafından bunların onaylanma süreci var. Sahra dünyadaki benzerlerine oranla çok daha ucuza mal edildi. Hedefimiz haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmek ifadelerini kullandı. İstanbul Murat Bey Gümrüğü'nden Hatay Cive Gözü Gümrüğü'ne sevkli ve lavabo açıcı taşıdığı belirtilen tırın durumundan şüphelenen gümrük görevlileri Cive Gözü Gümrük kapısına tırı inceleme altına aldı. Ekiplerin yaptığı analizde ürünlerin lavabo açıcı olmadığı saptandı. Bunun üzerine de yapılan detaylı analizde maddenin uyuşturucu yapımında da kullanılabilen bir ara kimyasal olmakla birlikte bunun dışında gübre sanayinde boyar madde, patlayıcı, ilaçlama, pil yapımı, metalürji, petrol arıtmada da kullanılan sülfürik asit olduğu tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak kuzeyindeki Avashin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu altındaki operasyonel merkez tarafından yapılan açıklamada COVID-19 için pozitif test yapan sağlık personelinden 3 kişi hayatını kaybettiğini belirtti. Ülkemizde şimdiye kadar 1373 kişiye koronavirüs enfeksiyonu tanısı konulmuş, 590'ı tedavi edilmiş, 18'i ölmüş ve 765'i özel hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Bunlardan 21'i kritik durumda, 30'u orta durumda ve diğerlerin sağlığı stabildir. Ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.